Bu sorumuzda 17. yüzyıldaki tanrı anlayışı sorulmuş. Bakalım hangi tanrı anlayışı sorulmuş? 17. yüzyılda batılı bilim adamlarının çoğu evrende düzenlilik görmüşler ve tanrının ebediyen işleyecek düzenli ve uyumlu makine, dakik çalışan bir saat olarak evrenin yarattığı sonucuna varmışlardır. Tanrı yetkin olduğu için makine de yetkindir, tamir gerektirmez yani müdahale edilmez diyor. Tanrı artık yetkin ve ilgisiz bir mucit olarak yaratısını arkasına dönebilir. Yani Tanrı evreni yarattı mı? Yarattı. Evrene müdahale eder mi? Müdahale etmez yazalım hocam önemli çünkü bu bizi nereye götürecek deizme götürecek sevgili arkadaşım yani bu dönemdeki tanrı anlayışı deizmdir tanrı mükemmel bir şekilde evreni yaratmıştır artık evrene müdahale etmez evrende tamir gerektirmez hocam şimdi şıklara bakabilirim aşıkı ah tanrı ve evren özdeştir bu panteizmin görüşüdür ele gitsin. Tanrının varlığı ya da yokluğu konusundaki bilgiler yetersizdir diyen yaklaşım agnostizmdir. Ele gitsin hocam. Tanrı evrenin ve insanın mutlak hakimidir diyen yaklaşım teizmdir. Ele gitsin hocam. Tanrı evreni yarattıktan sonra onun işleyişine karışmaz diyen yaklaşım deizmdir. Aradığım cevaptır. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda Bacon'ın bilime yaptığı katkı sorulmuş. Hemen parçaya bakıyorum. Bacon için şöyle söylenir. O hiçbir doğa yasasını bulmamıştır ama buluşa götüren bütün yolları bulmuştur. Yol nedir hocam? Yöntemdir. Peki hangi yöntemi buldu bu? Bakın bir hatırlayalım. Tüme buldu. O halde cevap da C şıkkı mıdır? Yani bilimsel yöntemi göstermesi midir? Evet hocam cevabımız C şıkkıdır. Bu sorumuz Thomas Hobbes'la ilgili bir soru ve diyor ki bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım hocam. Thomas Hobbes siyaset teorisini ortaya koyduğu Leviathan adlı yapıtını 1651 yılında yayınladı. Hobbs yapıtının sonunda bu kitabın yazılmasında günümüzün huzursuzlukları sebep oldu demiş. Yani kitabın kaynağı nedir? Yaşanılan sorunlardır, yaşanılan sıkıntılardır, çağın e, özellikleridir hocam. Güzel, devam edelim. Gerçekten de önceki 10 yıl boyunca İngiltere'de isyanlar ve iç savaşlarla sarsılmış, Hobbes bu nedenle tek kişinin sınırlandırılmamış, mutlak egemenliğine dayalı bir devlet öneriyor. Bu devlet demokratik midir? Değildir. Monarşiktir. Bu devlet totaliter, baskıcı bir devlettir. Çünkü tek kişinin sınırlandırmamış egemenliği var hocam. Şimdi şıklara bakalım. İdeal devlet düzeni eşitlik ilkesine mi dayalıdır? Eşitlikçi bir toplum yok ki. Monarşik tek kişinin egemenliğinde olan bir devlet var. Ele gitsin hocam. Egemenlik yasal ve demokratik çerçevede kullanılmalıdır. Bana göre öyle ama hopsa göre değil. Hocam hocam. Filozoflar daima ütopik bir devlet anlayışı tasarlamışlar mı? Adam hayır her zaman e, şöyle söyleyeyim filozoflar her zaman ütopik devlet modelleri tasarlamazlar. Kişi var olan e, gerçeklere uygun modeller de ortaya koyabilir. Dolayısıyla buna ulaşamayız. Peki halk iradesine ters düşen iktidar meşruiyetini kaybeder mi? Kaybeder ama meşruluktan hiç bahsetmedik. Peki filozoflar siyasal teorilerini yaşadıkları çağın olaylarından etkilenerek yazarlar mı, yazarlar? Adam apaçık belirtmiş. Cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Hadi parçaya bakalım. Söz konusu edilen yorumu bulalım hocam. Rönesans sonlarından beri ilerleyip Olgunlaşan matematik ve fizik, doğanın renkli ve canlı tablosu yerine kesin matematik kavramlar konulabileceğini, canlı doğanın bir matematik oranlar şemasına geri götürebileceğini göstermiştir. Bu yolla kesin kavramlara dayanan doğa yasalarına varılmıştı. Bu kavramlar matematik düşüncenin ürünleriydi. Onlar doğadan türetilmemişti. Doğrudan doğruya zihinden çıkmayıdılar ve böyle oldukları halde objeye uyuyorlardı. Yani elde edilen bilgi doğadan mı elde edilmiş, deney gözlemle mi elde edilmiş? Hayır, hayır, hayır. Nasıl elde edilmiş? Zihinle, akılla hocam. Yani matematikle elde edilmiş. Peki bu doğanın kendisine, nesnenin kendisine uyum sağlıyor muymuş? Evet hocam. Anlatılan bu mudur? Kesinlikle budur. Çok güzel özetledik. Şimdi şıklara bakalım. Tutarlı bilgi söylenmedi. Doğa ile akıl arasında uygunluktan bahsettik. Diğer şıkları da ele cevabın 5 şıkkıdır. Bu sorumuzda Machiavelli diğer düşünürlerden ayıran temel özellik sorulmuş. Parçamıza bakalım. Machiavelli'den önce siyaset üzerine düşünceler, yöneticinin görevleri, ideal hükümdarın nasıl olması gerektiği, en iyi toplum biçiminin nasıl olacağı türünden şeyler hakkında yazılmıştı. Nokta. Neden nokta? Şurayı bir yorumla arkadaşım. Şu ana kadar ne olmuş? Var olması gereken anlatılmış. Şu ana kadar ne olmuş? ideal olandan bahsedilmiş. Peki Macwell'i ne yapmış ona bakalım. Macwell ise tersine günlük siyaseti olduğu gibi anlatmaya koyulmuş. Direkt var olanı bakın yazalım var olanı anlatmış. İdeal olanı değil hocam. Devam ediyorum. Siyasal yaşamın gerçeklerini düşünsel bir dürüstlükle ele aldı ve değer yargılarına yer vermeden açıkladı. Şimdi şıklara bakalım. Olayı olduğu gibi ele alması Machiavelli'nin temel ayrımı mıdır? Aynen öyledir. Bakın var olanı ele aldı, var olanı açıkladı. Ama ondan önce ne yapılıyordu? Var olması gereken açıklanıyordu, ideal olan açıklanıyordu. Dolayısıyla Machiavelli'nin temel farkı budur. Cevabımız A şıkkıdır. Bu sorumuz Ütopyalarla ilgili. Ve diyor ki Ütopyalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Thomas More'un Ütopyası'nda her şehir dört eşit bölgeye ayrılmıştır ve her bölgenin bir çarşısı vardır. Aile reisleri çarşıdan istedikleri eşyaları ve ürünleri parasız olarak alırlar. Ütopya'da para nedir bilinmez ve kullanılmaz. Altın, elmas gibi şeylere de değer verilmez. Özel mülkiyet ve lüks tüketim nedir hocam? yasaktır. Ne kadar güzel bir Ütopya'ymış öyle. Ve Ütopya'da her şey gördüğün gibi tasarlanmış. Ama nedir hocam? Şunu söyleyelim. Hayali bir devlet modelidir. Keşke bu hayalde biz de yaşamış olsak. Neyse şıklara bakalım. A şıkkı hayale dayansa dahi ideal bir düzen tasarlamış mı? Tasarlamış. Nasıl bölgeler olacak yani coğrafi tasarımını yapmış, geçimi konuşmuş, ondan sonra aileden bahsetmiş, mülkiyetten bahsetmiş. Çok güzel buna ulaşabilirsin. Peki B şıkkına neden ulaşamazsın? Temel hak ve özgürlüklerden bahsettikmiş bu parçada? Hayır hocam. Kalabalık toplumları yönetmek için baskıcı resimleri öngördü mü? Hayır hocam tüm insanlar mutlaka eğitimli olmalıdır dedi mi? Hayır hocam. Toplumsal değerleri göz ardı etti mi? Nereden çıkarabilirsin? Hiçbir yerden. O halde cevap A şıkkıdır. Bu sorumuz Campanella'nın güneş ülkesiyle ilgili ve Campanella'nın düzen anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize sorulmuş parçamıza bakalım. Campanella'nın Güneş Ülkesi adlı eserinde devletin başında hem filozof var hem de rahip olan bir hükümdar var. Bu devlette her bireyin görevi toplum yararına öncelik verilerek düzenlenir. Özel mülkiyet yoktur. Her şey ortaktır. Burada ortaklığın altını çizmek lazım. Kadın ve çocuk ortaklığı söz konusudur. Ailede yoktur hocam. Amaç bencilliği ortadan çık ortadan kaldırmak, ben duygusunu ortadan yok etmektir. Devam edelim. Çünkü aidiyet gibi bağların toplumsal birlik duygusunu zayıflatacağı düşünülmüş. Şimdi bakıyorum şıklara. A şıkkı aile kurumunu temel alan bir görüş müdür? Değildir. Aile kurumuna dinamit koyan bir görüştür hocam. Peki uygulaması bugün için olanaksız mıdır? Olanaksızdır. Düzsel midir? Yani hayali bir devlet modeli midir? Evet hocam. O halde cevap B şıkkıdır. Peki neden C şıkkı değil? Aile ve toplum duygusunu uyumlu hale, hocam aile duygusunu ortadan kaldırıyor. Yani benim diyemiyorsun, benim karım, benim çocuğum yok burada. Ele gitsin hocam. Din ve devlet işleri ayrı mıdır? Değil hocam. Adam hem filozof hem rahip. Dolayısıyla her ikisini birleştirmiş. Peki özel mülkiyet belirli bir zümreye mi aittir? Özel mülkiyet yoktur hocam. Cevap B şıkkıdır. Bu sorumuz ile ilgili. Bakalım Descartes bu parçada hangi görüşünü temele almıştır ya da ifade etmiştir. Bakıyoruz. Descartes'a göre bazı hakikatler herkesin anlayabileceği ölçüde açık ve seçiktir. Bazıları ise yoğun bir zihinsel etkinliği gerekli kılar. Eğer aklın gücü sınırsız olsaydı Tanrı dahil her şey açık ve seçik olarak bilinecekti. Ama aklın gücü nedir hocam? Sınırlıdır. Bu yüzden sonsuzu anlamak için derin düşünce gereklidir. Örneğin Pisagor teoremi açık ve seçiktir ama onu bilmek ne gerektirir? Dikkati ve yoğun düşünceyi gerektirir hocam. Neyi anlattı burada? Şunu söyledi. Doğru bilginin kaynağı akıldır. Güzel. Peki akıl her şeyi bilebilir mi? Bilemez. Sınırlılık söz konusudur. Biz parçadan bunu anladık. Şıklara bakalım o halde. Akıl doğru bilgiye değil, yararlı bilgiye yönelmelidir. Yarardan bahsetmedin, eliyorsun hocam. Doğru bilgiye olgulara dayanan bilimle uğraşılır. Olgudan bahsettik mi? Yok. Pozitivistler bahseder, Auguste Comte bahseder, Descartes bahsetmez hocam, ele gitsin. Peki aklın doğru bilgi yorumlayabilmesi için duyulardan gelen bilgiye ihtiyaç vardır. Bunu kim söyler? Bunu Kant söyler. Ele hocam. Peki doğuştan gelen bilgiler akla dayanır. Doğuştan gelen bilgilerden bahsetmedik. Ama akıl doğruyu sınırları ölçüsünde kavrar. Çünkü aklın e, sınırsız olmadığını ve e, o yüzden her şeyi kavrayamayacağını, metafizik alanı kavrayamayacağını da söylemişti. O yüzden cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Hadi parçaya bakalım. Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz olduğunu hep birlikte bulalım. Makiavelli'nin yaşadığı dönemin İtalya'sında adeta kent devletleri enflasyonu vardı ve bu devletler sürekli birbirleriyle çatışmaktaydılar. Bu devletlerin birbiriyle anlaşmaları, dostluk ve düşmanlık ilişkileri gibi sınırları da yıldan yıla güçler dengesinin gelişmesine göre sürekli değişmekte, yapılmakta, bozulmakta, yeniden yapılmakta ve yine bozulmaktadır. Bu durumuyla İtalya başı boş bir coğrafya görünümündeydi. Bu durum Macwelli ütopik bir devlet düzeni tasarlamaya götürmüştür. Ütopik devlet tasarımının temelinde ne var? Var olan toplumun eleştirisi var. Var olan durumun memnuniyetsizliği vardır. İşte Machiavelli de oturmuş, var olan düzenden memnun olmadığı için bir kitap tasarlamış. Bu kitabın ismini de söyleyelim. Prens adlı kitaptır hocam. Şimdi bakıyoruz. A devletlerin devamlılığı ve istikrarı toplumların huzuru için önemli midir? Kesinlikle evet. Machiavelli Ütopyası'nda Tanrı'ya bağlı devlet anlaşını reddetmiştir. Hocam böyle bir şeyden bahsedildi mi? Yok. Böyle bir şey var mı? Yok hocam. Filozoflar içinde yaşadıkları çağın toplumsal sorunlarından etkilenir mi? Etkilenir hocam. Bazı filozoflar ideal devlet arayışında oldukları için ütopik devlet yapısı tasarlamışlar mı? Evet hocam, tasarlamışlar. Çatışma ve kaos ortamı insanların yaşama hakkını tehdit eden bir unsur mudur? Evet öyledir. Cevap 5 şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Hadi parçaya bakalım. Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir olduğunu bulalım. İnsanoğlu tarih boyunca onca deneyimle karşın her zaman her yerde geçerli olabilecek devlet biçimleri, yönetim biçimleri geliştirememiştir. Her devlet biçimi ortaya çıktığı koşulların ürünüdür. Bundan ötürü siyaset felsefesi her çağda çağın gerçekliğinden yola çıkar. Örneğin Orta Çağ'ın ideali insanlığı dinsel bir çatı altında evrensel bir devlet haline getirmekti, birleştirmekti hocam. Yeni çağda özgürlük ve eşitlik, günümüzde ise demokrasi ön plana çıkmıştır. Yani her çağda ortaya çıkan bir takım görüşler var. Evrensel bir yönetim biçimi, evrensel bir devlet biçimi yoktur. Bunlar koşulların ürünüdür. Her çağda farklı varyasyonlar olmuş. Bazen din ön plana çıkmış, bazen özgürlük, bazen demokrasi hocam. Şimdi şıklara bakalım. Toplumsal düzenlemeler insan uygarlığının ürünü olarak değerlidir. Değerli olabilir ama parçada ben bunu bulamadım. Peki toplumsal kural ve düzenlemeler insanın özüne aykırı mıdır? Burada hiç aykırı olduğundan bahsedilmedi hocam. Peki bütün zamanları ve toplumları kapsayan siyaset anlayışı ortaya konamaz mı? Net olarak konamaz zaten burada söyledi. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Hadi parçaya bakalım. Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz olduğunu bulalım. Rönesans'ta Teorik ve teknik olarak bilimsel gelişme hızlanmış, yeni bir doğa ve bilgi anlayışı ortaya çıkmıştır. Bunun ilk örneğini Kopernik'te görebiliriz. Kopernik Aristakros ve Pisagor'a dayanan güneş merkezi sistemini kurmuştur. Ona göre dünya evrenin merkezi değil hem kendisi hem de güneşin etrafında dönen bir gezegendir. Oysa 16. yüzyıla kadar Aristoteles ve Batlamyus'un astronomi anlayışını temsil eden yer merkezli sistem egemendi. Kopernik'in adıyla anılan sistem hem modern bilimlerin doğmasına hem de insanın evren içindeki yerinin belirlenmesinde yeni görüşün ortaya çıkmasında başlangıç sayılır. Yani hocam Kopernik'in ortaya koyduğu sistem nedir? Güneş merkezidir. Peki Aristoteles ve Batlamyus'un ortaya koyduğu nedir hocam? Yer merkezidir. Bunlar bambaşka paradigmalardır. 16. yüzyıla kadar bu kabul edilmiş. Ondan sonra kabul edilen ve şu an kabul edilen sistem nedir? Güneş merkezidir. Şimdi şıklara bakalım. Kopernik, Rönesans dönemine kadar yapılan bilimsel açıklamaları destekleyen görüşler öne sürmüş müdür? Yıkmıştır hocam, yıkmıştır. Yepyeni bir güneş merkezli, daha doğrusu yepyeni bir açıklama, yepyeni bir paradigma ortaya koymuştur. Dolayısıyla buna hayatta ulaşamayız. Peki Kopernik astronomi alandaki görüşünde yer merkezli sistem yerine güneş merkezli sistemi getirmiş midir? Aynen öyle. Bakın A şıkkı B şıkkı arasında bir çelişki var. Eğer A doğruysa B olamaz. B doğruysa A olamaz. O yüzden diğer şıkları da eliyorum hocam. Cevap A şıkkıdır.